Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın arkadaşlar, Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz. Bakın, bugün Çorum'un Mecitözü ilçesinin kendi köyümdeyim. Karşıda güneşten gözüküyor, bilmiyorum. Köyüm, Tanrı vermiş köyü. Ve arazisindeyim şu an. Maden aramaya geldim. Böyle bir siyah taşlara denk geldim. Tahminim hematit, demir karışımlı, yarı kristal parlaklığı, ama bizim aradığımız sarı madene içinde hiç yok gibi. Araştıracağım arkadaşlar. Bunlar siyah karadaş deriz biz. Zamanında çok gördüm bunları da. Karşımda Tasım arkadaşım. Merhaba deve. Şu çekici al bakayım. Benim kaybedeyim taşı kır. Yok. Yok. Şöyle taşları inceleyeceğiz. Ama bak bak. Aa, yanındaki taş. Ne madeni var ne yok. Aa, o taşı onu gösterdim ya. Zaten elimde. Büyük taş var ya. Büyük taş. Şu taş da çok dikkatimi çekti. Parlıyor. Arkadaşlar, bunun içinde hangi element var bilmiyorum. Anlayan arkadaşlar yorum yazabilir. Ben hamyatit demire veya zımpara taşına benzetiyorum ama bunun hepsi tabii kristal parlaklığı değil. İçindeki madenin ve mineralin parlaklığı. Biraz daha kır bakayım onu sen. Şu çatlak yere vur, çatlak yere vur, öbür tarafı çatlak yere vur. Tamam, kırıldı. Tahminim. Bunda bir şey yok. Yok. Ama bakın şu elementli. Şunları bir al eline sen. Tabii bizim gibi araştırmacı arkadaşlar buralara gelmişler. Taşların bazıları kırık. İşte tarladan ekime falan zarar veriyor falan diye de buraya atılmış, toplanmış. Bu taşların bazıları kristal parlaklığı, bazıları mineral arkadaşlar. Kum taşı. Bunların içinde altın olma ihtimali var. Kırıp ezip bakmak lazım ama şu siyahlar demir. Fe. Ya parlak olan taşlarımız var. Korna mı çaldı traktör? Korna sesi geldi bir yerden. Hani. Ha. O zaman bize selam verdi demektir ha. Gözüme taş gitti ya. Kırarken mi? Ya. Gözünü yum. Biliyorum. Ah, bir şey şöyle hafif.
Nereye gidiyor arkadaş? Nereye sürecek? Gübre atacak galiba. Bakın arkadaşlar. İşte. İşte topraktan pişmiş bir taş. Bakın burada. Bizim arazimizde demek ki altın var. Tuğla parçasını da yakaladım arkadaşlar. Evet. Tasim, şunu fazla kırmadan ikiye ayırabiliyor musun? Onda altın var Tasim. Topraklarımızda demek ki parçasına bak, içine bak, sapsarı. Pişmiş altın minerali. Evet, var. Mineral da var, evet. Aynen. Aynen. Resme çıplak gözle görüyorum. Kamera yakalıyor mu? Arkadaşlar, buradan beyaz gözüküyor ama demek ki bizim topraklarımızda altın var. Ama tonda ne kadar onu bilemem arkadaşlar. Bakın, demir olan kısım ayrı erimiş. Altın olan kısım ayrı erimiş. Gölge yapma. Bakın nasıl parlıyor arkadaşlar. Bu pişmiş tuğla parçası. Topraktan yapılma. Bunu da aldık. Bunu merceğinden iyi inceleyeceğim. Bakacağım. Acaba onun toprağı nereden geldi? Buradaki topraklardan mı yaptı? Kesin buradaki topraktandır o. Çünkü taşlar hep demir minerali dolu. Bu ağaçların altında çok zamanında gölgelendik, oturduk. Şu karşı çeşmenin çok suyunu içtik. Kısırlaştı sanki. Ama kırıp bakmayınca hızı yapmışlar. Bayağı tuğla parçaları var. Bunda yok, bir şey göremiyorum. Bayağı testi kırıkları var. Çeşmede çok çocukluğumuz geçti arkadaşlar bu arazilerde. Şuradaki taşları da göstereyim de videomu fazla uzatmayayım. Buz donmuş Tasim. Buz donmuş. Bakın arkadaşlar. Isırgan da çok yaraşlı bir bitki. Tavsiye ediyorum. Her yerde de bitmiyor. Bakın kuşburnu var. Bu taşlarımızda da böyle bir minerallerimiz var. Anlayan arkadaşlar yorum yazarsa çok sevinirim.
Tabii arkadaşlar, bizim çiftçi vatandaşımız da biraz, ne diyeyim, anızları yakmışlar, içinde böcekler, mücekler, hayvanlar yanıyor. Ben tavsiye etmiyorum bu anızların yakmalarını, ama ta ileriden yakmışlar ki bir kilometre öteden rüzgar almış gelmiş buraya kadar, biz de duman içinde kaldık. Evet, minareli taşlarımız bunlar arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağ olun, var olun.